Abi sen Amerika'dan geldin, portakal beyzbol. At abi, at. Şu abi enteresan duruyor benim motorun yanında. Patatesler. Patates biraz pahalı, niye bilmiyorum. Patates krizi falan mı var? Şahane. Türkiye'deki tatları tekrar alabiliyorum. This week it's more than 2 euro now. A bit up. Yeah. My friend, this situation is very bad for everyone. Right. No one is winning from this. All losing. Günaydın arkadaşlar. Gezen Can'ı almaya gidiyorum. Ya burası ne kadar Los Angeles'a benziyor. Palmiye ağaçları, burada homeless'lar, köprü altı. İlk defa girdim bu kavşağa. Şimdi Kalite'ye gidiyorum. Kalite'ye de oturan arkadaşları varmış. Orada kalıyor. Şimdi gideceğim onu almaya. Bir kahvaltı yapacağız. Çok geç tabii yapıyoruz kahvaltıyı. Monastraki'nin orada bulunan börekçime götüreceğim. Merak ediyorum, beğenecek mi yoksa tadı tuzu yok diyecek mi yine? Onu çok merak ediyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Benzin ışığımız yandı. Şöyle gidelim bir benzin alalım. Bakalım 2 euroya yaklaştı. Daha doğrusu 2 euroyu geçti. Dur bakalım. 2.69 görünüyor. Geçen hafta burası 1.99'daydı. Egean 2 euroyu geçirmemek için uğraşıyorlardı. Ama 2 euroyu geçmiş. Burası da geçmiş. Bakalım açık mı kapalı mı? Kapatmışlar mı? Dur bakalım. Yok açık. Aynen. 2 euro 99 ya. Geçen hafta 1.99 civarıydı. Kalimera, kalimera. Good, how are you? I'm fine. He's a good friend of mine. Hello. And yeah. This vlog? Yeah, that's my vlog. Yeah, you're gonna be my vlog, yeah. I enjoy it. Yeah. I am from Kalamata. Oh, you're from Kalamata, yeah. Very nice, I guess. Yeah. Oh, I guess I say it's very nice. I have to go. I need to go. Yeah, for sure, man. Have a little port. It's very nice. Yeah. And have sea, and have mountain. It's all together. What's your favorite place to go in Kalamata? Alfara. It's a small village. It's my village. It's right before the tools that you pay. This week it's more than 2 euro now. A bit up. Yeah. My friend, this situation is very bad for everyone. Right. No one is winning from this. All losing. Here in Greece, the only way to take taxes is by gas. Right. So from the gas, they take all money. If in Greece 2 days the cars doesn't move, the economy will go down very much. No. But Greeks, we are not all together. If we are all together, then they will say that the taxes will have to go down because there's no one outside to go. No. You know, this is about the situation here. We are not everyone for everyone. We are one for one. Hang in there, my friend. Hang in tight. We need to fight together. We be together. We are doing everything we got. I like your bag, man. Very yes, cool. Yeah. It's a gift from my girlfriend. I am lucky. Nice. What can I say? She's lucky too, man. You're such a good guy. Yeah. Şimdi dostlar, benzini fulleyeceğiz. Bakalım bir çizgi vardı. Bakalım şimdi kaça dolduracağız? I think it will be around 20 euro or 20. Maybe 19. Let's see. It's not empty. Half. Yeah. For empty. Yeah. It was like blinking. Today I play with a gentleman here. Like how much? In 5 wins you take 1 coffee. I won today my second win to 5. 2 coffees from here. 21 euro tuttu arkadaşlar. Vallahi arttıkça artıyor. Çocuğun da morali bozuk. Buraya gelirseniz mutlaka Tasos'a selam verin. Çok sağlam bir çocuk. See you next time. Çok eğlenceli bir çocuk ya. Her geldiğimde muhabbet ediyoruz. Tasos adamım benim ya. Benim kanala da abone ve çanları manları her şeyi de açmış bir arkadaşla bir kere bahsettim. Ya kamerayı gördü. Ne yapıyorsun? Vlog çekiyorsun. Ne yapıyorsun falan dedi. Kendisi de ilgili. Bayağı YouTube kanallarını falan takip ediyor. Sistemi biliyor. Ben de evet falan dedim. Türkçe paylaşıyorum dedim. Buradaki hayata dair, yaşama dair içerikleri. Çok sevindi. Bir sonraki gelişimde bana bak dedi. Ben takip ediyorum dedi. Altyazılı olanları altyazıları açıp izlemeye çalışıyorum falan dedi. Sağ olsun bu sefer de kayda alma şansım oldu. Buradan değil. 2 sonra sola. Bugün tatil, dün resmi tatilde. Buranın bağımsızlık günüydü. Yunanistan'ın bağımsızlık günüydü. O yüzden uzun long weekend yaptı insanlar. Köylerine, kasabalarına gittiler. Ya da böyle bir insanlarda bir tatil havası var. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu?
Herkes böyle bir relax modda. Kaliteye güzel, orta segment bir semt, yaşanılabilir bir yer. Güzeldir yani, fiyatları da makuldür. Şöyle 400 liraya falan güzel oturulabilecek. İki oda, bir salon, ev falan bulunabiliyor. Merkezde aynı ölçekteki bir evi, ev için 200-250 euro. Yani Atina merkezden bahsediyorum işte, Akropol civarlarında. 200-250 euro daha fazla ödemeniz gerekir buraya kıyasla. Kolonakya falan çıkarsanız onun üzerine bir 200 daha koyacaksınız. Hatta belki 300-400 bile olabilir. Yerine göre değişiyor. Pahalı bir semttir Kolonakya. Burası geldik. Burada evet. Şöyle çekeyim ben. Evet, tipik bir kalite semti. Burada arkadaşlar binaların giriş katları böyle bu şekilde otopark yapıyorlar. Şöyle şu köşede gördüğünüz gibi. Genelde giriş katlarını böyle otopark yapıyorlar. Hatta şurada bir tanesi açılıyor. Bir motorlu bir arkadaş giriyor otoparkına. O da kapalıya sokuyor. Herhalde motor olduğu için açıkta tutmak istemiyor. Mantıklı. Kapatalım. Birazdan da gelir gezeceğim buram. Oo, kardom. Aloha. Sen şu ceketi giysene. Hem bu motor ceketi hem de güvenlik olur. Aynen. Aynen. Kavgaya girersen sıkıntı yok. Kavgada koruyor yani. Abi sen Amerika'dan geldin. Portakal beyzbol. Şurayla vurabilirsin. Hadi al. Yerlerde. At abi. At. Nasıl atıyorlar değil mi? Şöyle bir hikaye falan var. Şöyle bir ritüelleri var falan. Aynen. Biz normal şey yapacağız. Atma. Şey antrenmanı. Şöyle yapıyorlar ya. Bu arada içini açalım. İçini açalım. Abi bende şu anda kask var. Koku falan nasıl bir kıvamı? Bu normal şuradan düştü. Yalnız yeniyor mu? Turunç diyorlar. Bu turunç mu, portakal mı? Baksana tadına. Tabii şimdi kokonatlardan sonra, ananaslardan sonra ekşi. Nasıl tadı? Bayağı ekşi abi. Bayağı ekşi. Limon gibi değil mi, böyle sık falan? Aynen. Şimdi ne yapacağız abi? Börek yiyeceğiz. Bakalım, dün tadı tuzu yok dedim bizim buranın yemeklerinin. Bakalım burada bugün yiyeceğin böreğin tadı tuzu var mı? Tuz, şu anda ekşiledim seni, biraz tuz gelsin diline. Kadıköy Barlar Sokağı gibi düşünebilirsin. Burada barlar falan var, böyle alternatif mağazalar, dükkanlar, dövmeciler, aynen. Acaba böyle buranın elitleri mesela işte yazarı, şairi, edebiyatçısı falan gelip buralarda takılıyor mu? Burası biraz daha genç kesim. Onlar buraya geliyor mudur bilmiyorum ama burası böyle daha genç. Sanatçı, evet yani çizer, mizer tayfa geliyor tabii, yazar çizer. Ama çok ciddi yazarların buralara geldiğini zannetmiyorum. Burası Cihangir'den çok daha çok Barlar Sokağı gibi diyebilirim. Hani böyle o kadar şey değil. Börekçiye geldik abi. Mekan şurası. Ayasofya'nın logosu falan var. Ayasofya'yı kullanmışlar. Can'ı getirdim sevdiğim börekçime. Bir tane kıymalı söyledim, bir tane peynirli. Ben peynirli aldım. Kıymalı seviyorum ama bana biraz dokunuyor abi kıymalı. Nasıl buldun? Şahane. Türkiye'deki tatları tekrar alabiliyorum. Bu kıymalısı. Espresso here. Şimdi ben Fred'e espresso söyledim. Ona da Fred'e cappuccino söyledim. Şimdi ilk defa içeceksin değil mi? 2-3 haftadır gelip henüz daha soğuk kahve içmemiş Can. Bakalım kahveyle ilgili ne düşünecek? Karıştırmıyorsun. Hmm. Görüntü çok iyi ama. Bu Yunanistan'a has bir kahve. Evet, Yunanistan'a has bir şey. İçtiğin kahvenin adı Fredo Cappuccino. Kahve son aylarda içtiğim en güzel kahve değil mi? Nice. Şunun bir tadına bak. Bu da espressosu, cappuccinosuz. O daha güzel, onu da tahmin ettim cappuccinocu olduğun için. Ben onu da seviyorum da bugün bundan içesim vardı. Burada bu, çay yok abi. Burada insanlar bunu içiyorlar. Gördüğün gibi herkes de bu tip soğuk kahve içer. Fiyatlar? Fiyatlar abi 2.50 bir porsiyonu. Yani bizim şuradaki hesabımız 10-11 euro arası bir şey. Bu arada dondurmaya donturma diyorlar.
Aa evet. Tam manasıyla bir Türkçe kelime değil mi? Ekmek kadayıfı. Bak oku, orada birçok Türkçe şey var. Ekmek kadayıfı var, lokum var, başka ne var? Kaymaki var. En baştaki kaymaki. Zaten en tepede Ayasofya var. Güzel olan bir şey, bence çok naiflik yapmışlar. Minarelerini kullanmışlar. Minaresiz de kullanabilirlerdi. Evet. Orijinal haliyle. Çok ince düşünüyorum. O da güzel bir düşünce bence. O zaman cheers abi, hoş geldin tekrardan. Aloha. Aloha. Şimdi abi buranın spesiyali Bugatta. Bak bakalım tadına. Bugatta. Aha. Gelmiyor ya. İkisini beraber alsan. Adam kokonat ye ye normal yemekleri unutmuş. Çok da bir olayı yok diyorsun. Bize çok yakın bir tat değil. Biz böyle çok böyle şeyleri çok yemiyoruz. O zaman bize daha yakın bir tat var. Lokma. Şimdi sıra lokmada. Bu olsa da olsa da olur, olmasa da olur diyorsun. Yani buraya gelen Türklerden bunu çok beğenenler var. Ya da senin gibi düşünenler var. Ben de seninle aynıyım bu konuda. Yani evet ya, çok da bir olayı yok gibi. O yüzden bilemiyorum. Bazı kişiler çok seviyor. Şimdi olay bu. Evet, lokma. Bu mudur? Afiyet olsun. İyi, süper. Ben de şu kamerayı çıkartayım. Bir tane de ben gömeyim. Öyle olmaz. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Hadi bana da afiyet olsun. Soralım ne içiyorlar? Drinking cappuccino, freddo espresso. Freddo espresso. Americano. Americano. Oh, nice, nice. Where are you guys from? Athens? Pisiri. Oh, you're local. You're from here. Baby. You grew up here. Oh, that's so cool. That's so cool. What year is this? What year? 7 year. 1970. Mm-hmm. Oh wow, 1970. 52. Wow. 52 yıllık arkadaşlar, motora bak ya. 52 yıllık. Hala biniyor abi buna. Abi 52 yaşında motor ve abi hala biniyor. 52 yaşında. 52 yaşında. Vay be. Ve şey, abiler burada, buralılar, burada büyümüşler bebeklikleri falan. Ha. Ve biniyor abi, kullanıyor bunu yani. Baksana şuraya ya. Tarih var. Gel abi. Yasu. Abi şurası da enteresan bir mekandır. Cadılar Bayramı için falan süslerler her böyle etkinlikte falan bu sokakta. Cadılar Bayramı. Aha, Cadılar Bayramı Yunanistan'da yani en bilindik mekanı burasıdır. Little Cook diye. Böyle bar, restoran, kokteyl falan. Tabii tabii, buraya gelirler böyle fotoğraf falan çekmeye. Tiyatro falan da var içinde. Bon Jovi'ye benziyor ya. Şu abiye baksana. Bon Jovi geçti. Bon Jovi'nin Yunan versiyonunun genci. Her yol Monastraki'ye çıkar. Yol verin bakayım. Gezencan var burada. Paşa var, paşa. Paşa'ya yol verin. Yunanistan'da yaşam var burada. Monastraki. Bak polisleri hiçbiri geçmiyor ha. Ha biri geçti. Hepsi arkasında. Öndekiler polisler. Bak bizim evimiz, korkuyoruz, geçemiyoruz. Kimsede kask yok abi. Ben geçsek olur mu? Aa, çok dar. Belediye otobüsünün yanından geçtik. Köpeğe bak. Şurada balık pazarı var abi. Orada enteresandır bayağı. Pazar var sol tarafta. Burası balık pazarı.
Şöyle bir ortam var burada abi. Halk pazarına girdi. Ben de şurada bir pazar var. Halk pazarı, ona bakacağım fiyatlar neymiş. Portakalımız arkadaşlar 90 sent. Domatesimizin kilosu 2 euro. 1.30 euro. Burada küçük domatesler var. 3 euro 90 sent. 4 euro 50 sent. Avokadomuz. Muza bir bakalım. Muz ne kadar arkadaşlar? Muz da 1 euro 90 sent. Elmalar da 1.50 civarında. Çilek 2 euro. Marul arkadaşlar 60 sent, 59 sent. Yeşil biber arkadaşlar 2 euro 99 sent. Burada biraz daha uygun bir limon var. 69 sent. 1 euro havuçun kilosu. Salata 1 euro 79 sent. 99 sent de şuradaki domateslermiş arkadaşlar. Şöyle isterseniz zeytinlere bir bakalım. Zeytinler arkadaşlar 4 euro, 3 euro, 5 euro siyah zeytinler. Bu bizim Türkiye'den alışkın olduğumuz zeytinlerde. Nerede? Ha, şurada. Şunlar da 5.50. Daha siyah zeytin. Her çeşit burada zeytin var. Kalispera. Yasin. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Yukarıya doğru çıkıyor. 6 euro falan en pahalısı. 3 euro, 4 euro, 5 euro. Fiyatlar böyle. Nar kaçmış. 2 euro. 1 euro 99 sent. 99 sent. 1 euro çilek. Güzel fiyatlar ya. Marketlerden daha uygun geldi bana. Hani Lidl'a gitmiştik. Lidl'da çok daha pahalıydı fiyatlar. Mahalle pazarı, buranın yerel insanları getirip satıyorlar. Burada ithal ürün var mı bilmiyorum ama belki çikita falan, bunlar ithal olabilir ama çoğu şey burada yerel. Patatesler. Patates biraz pahalı. Niye bilmiyorum. Patates krizi falan mı var? 1 euro. Yani şu en kötü patates 1 eurodan başlıyor. 2-2,5 euro patatesler. Patlıcan 2 euro 19 sent. Kabak 1 euro 49 sent arkadaşlar. Fiyatlar böyle. Hadi Can'ın yanına gidelim. Bakalım o ne düşünüyor fiyatlarla ilgili. Onun bir görüşünü alayım. Hani Hawaii'den geldi. Amerika ile ilgili bir fiyat kıyaslaması yapalım. Siz zaten Türkiye'deki fiyatları biliyorsunuz. Can'a da benim ceketimi giydirdim. Emanet gibi oldu. Hawaii'ye göre abi nasıl? Yani yeni geldin. Kilo fiyatları Hawaii'de genelde 2 tane 3 tane torbaya sarıp veriyorlardı. Onların da fiyatları hep 1 euro, 2 euro, 3 euroydu. Dolar mı, euro mu? Pardon, dolar. Okay. Ya ama buradaki fiyatlar bence daha uygun. Çünkü işte kilo bazında buradaki fiyatlar. Hı hı. Bir de ben buranın zaten damak zevkine daha aşinayım. Bu meyvelere, sebzelere daha aşinayım. Şu abi enteresan duruyor benim motorun yanında. Abi motoru koruyor. Bodyguard tuttum abi motora. Burası motor ülkesi. Evet. Zaten bir sürü motorlu var burada. Evet abi. Ve şöyle bir abimiz de yanında geliyor koruma olarak. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar Atina Akademisi'ne geldik. Can şimdi bir sosyal deney yapacak. Türk bayrağı vardı benim ofiste. Onu koydu. Cebine katladı güzelce. Şimdi burada akademide gençlerin falan işte üniversitelerin olduğu kişilere soracak. Bakalım Türk bayrağı falan açmaya çalışacak. Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Bir ön hazırlığını falan yaptık. Bakalım ortaya neler çıkacak. Bakalım abi nasıl hissiyat? Hazır mısın? Biraz heyecan var.